Trabzon'a bağlanalım. Yunus Emre Sel hazırmış. Ahmet Suat Özyazıcı için bir tören düzenleniyor. Hemen kendisine gidelim. Neler yaşanıyor Trabzon'da? Teşekkürler Onur İlidiz. Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı için şu anda eski Hüseyin Avni Eker Stadyumu, şimdiki Millet Bahçesi'nde bir tören organize ediliyor. Biraz önce naaşı da buraya getirildi ve tören birazdan başlayacak, konuşmalarla başlayacak tören. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir şimdi detayları göstersin. Birçok eski isim burada mevcut. Aktif yönetimden teknik direktör Abdullah Avcı da burada. Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor'un aslında ta kendisi diyebileceğimiz bir isim. 1936 yılında Trabzon'da doğdu. Futbola 1953 yılında Trabzon Yol Spor takımında başladı. Ardından 1954 yılında İdman Ocağı'na transfer oldu ve 1956 yılında vatanı görevi için Ankara'ya gitti. Ankara'da Hava Gücü futbol takımında da futbol oynadı ve 1958 yılında Hava Gücü takımı ile Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası için Trabzon'a geldiğinde şu anda Türkiye'de sadece iki takımın müzesinde bulunan Hava Gücü ve Trabzonspor'un müzesinde bulunan yarım kuponun da mimarlarından bir tanesi oldu. O zaman eski takımı İdman Ocağı ile 3 maç sonunda puan ve averajlar eşit olunca bir çözüm yolu bulunamadı ve çok pratik bir çözüm aslında ortaya koydu. Kupa ikiye bölündü ortadan. Yarısı Trabzonspor'un müzesine koyuldu. Yarısı da Hava Gücü'ne gönderildi. Orada da Hava Gücü'nde forma giyiyordu Ahmet Suat Özyazıcı. 1959 yılında İdman Ocağı formasıyla Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda finale kaldı. Finalde Bursa Güven Spor'la karşılaştı. Lübnan'da Akdeniz Oyunları'nda milli takım forması giydi. 1960 yılında Roma Olimpiyatları'nda yine amatör milli takım formasını terletti. 11 kez üst üste milli formayı da giyme başarısı gösterdi. 1964 yılında takım kaptanı Sebahattin Canoğlu'nun vefatı üzerine hem takım kaptanlığına hem de antrenörlüğe getirildi İdman Ocağı Kulübü'nde. Türkiye İdman Ocağı'yla bu kez 1964-66 yılında yeniden şampiyonluğuna işte amatör futbol turnuvasında. 1967 yılında bu kez Trabzonspor'a gitmeden önce, ya o zaman 1967 yılında Trabzonspor kuruluyor ve o zaman Trabzonspor'a geçmeden önce bu kez ikinci oldu yine amatör futbol şampiyonasında. 1967 yılında Trabzonspor kurulur kurulmaz direkt Trabzonspor'a transfer oldu. Ardından antrenörlük kurslarına katıldı ve 1970-71 sezonunda Trabzonspor'da Altan Sentepe'nin yardımcılığına getirildi. 1972-73 sezonunda Trabzonspor'un genç takımını çalıştırırken sezonun 23. haftasında Mustafa Ertan'ın yerine Bordo Mavili takımda teknik direktörlük koltuğuna geçti ve Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte Trabzonspor efsanesi de tarih sahnesine girmeye başladı. O sezonun sonunda Trabzonspor ikincilikte şampiyonluğu averajla Kayserispor'a kaptırdı. Öze dönüşün öncülerinden olan Özyazıcı 1973-74 sezonunda Trabzonspor'u ikincilik kırmızı grupta şampiyonluk yaparak birinci lige yükseltti ve Trabzonspor artık o tarihi başarılarına imza atacağı birinci ligde büyük takımlarla birlikte mücadele ediyordu ve bu mücadelenin mimarlarından bir tanesi de teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'ydı. 1974-75 sezonunda birinci ligdeki ilk sezonunda Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte 9. sırada tamamladı. Ancak ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Ve Türkiye Kupası'nda da final oynamıştı. Yani yavaş yavaş Trabzonspor'un adı sıklıkla telaffuz edilmeye başlamıştı. Başbakanlık Kupası'nda Trabzonspor bir kez daha düzenlenen, bu kez ama en önemli kupalardan bir tanesi, Kıbrıs'ta düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası'nı kazandı ve 1975-76 sezonu sonunda da Şükrü Ersoy ile başlayan Trabzonspor ilk yarının bitimine 2 hafta kala Ahmet Suat Özyazıcı ile kısa bir ayrılıktan sonra yeniden anlaştı ve
ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası derken 1976-77 sezonunda Trabzonspor ilk kez lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı birlikte kazanarak artık tarih sahnesine yeniden çıkmayı başarmıştı. O yıldan sonra Ahmet Suat Özyezici o dönem şöyle bir açıklama yapmıştı ki bu birçok yerde, ulusal basında da manşet olmuştu. Maalesef kazanacak başka kupa kalmadı, bunun için üzgünüz demişti. Şu anda Ahmet Suat Özyezici için de bir saygı duruşunda ve depremde yaşamını yitiren yurttaşlar adına da bir saygı duruşunda bulunacak. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de şimdi protokole doğru dönecek ve orayı sizler için ekrana getirecek. Burada birçok isim de mevcut şu an itibariyle. Biz de bu anı sessizce size aktaralım. Şu an burada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı, kaptan Uğurcan Çakır, birçok efsane isim, efsane başkanlar, yöneticiler, eski futbolcuları, çok sayıda kişi şu anda protokol tribününde. Yani daha doğrusu burası şu anda eski Hüseyin Avni Eker Stadyumu ve hatıra olarak bırakılan tribünde yer alıyorlar. Ve onlar da Ahmet Suat Özyazıcı'ya karşı son görevlerini yerine getiriyorlar. Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor'la birlikte tam 4 şampiyonluk, 4 lig şampiyonluğu, 5 cumhurbaşkanlığı, 5 Türk Cumhurbaşkanlığı Kupası, şimdiki adıyla Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, 2 Başbakanlık Kupası olmak üzere toplamda tam 17 kupa kazanmayı başardı. 17 kupa Trabzonspor tarihindeki en fazla kazanan kupa, en fazla kupa kazanan teknik direktör olduğu anlamına da yer alıyor. Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor'la özdeşleşen bir isim, ancak son döneminde özellikle yaşadığı rahatsızlık nedeniyle de ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Ancak dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bugün şu an bulunduğumuz Millet Bahçesi'nde kendisi için son bir tören düzenlenecek ve ardından da öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ahmet Suat Özyazıcı'nın aslında çok meşhur da bir fotoğrafı var Onur Yıldız. Özellikle böyle önünde tüm kupa, kazandığı tüm kupaların dizildiği bir fotoğraf var. Kazandığı kupalar orada masaya sığmıyor ama Ahmet Suat Özyazıcı'nın başarılarından daha çok özellikle kişiliği, karakteri ve Trabzon futbolundaki sembol isim olmasıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hem kaptanla hem de antrenörlüğe getirildi. Birazdan Trabzonspor Kulübü yetkilileri de konuşma yapacak, ancak şimdi Ahmet Suat Özyazıcı'nın kariyeri burada aktarılıyor. Dilerseniz ben devam edebilirim ama dilerseniz isterseniz şimdi söze bırakalım, size bırakalım. Biraz sonra konuşmalar başladığında tekrar buradan bağlantıyla gelişmeleri aktarıyor da olabiliriz. İdman Hoca, 1900... Yunus Emre'ye teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz görüntülere şöyle bir baktığımızda Uğurcan, Abdullah Avcı kasketle gelmişler. Tabii. Ve tabutunun da üstünde Ahmet Suat Özyazıcı'nın yine bir kasket, onu temsil eden bir kasket duruyor. İlerleyen eski başkanlar, eski futbolcular, aynen, eski hocalar, herkes gelmiş. Bayağı katılım da söz konusu. Şimdi tabii kaptan olarak Uğurcan'ı gördük orada. Görebildiklerimiz zaten Ahmet Ağoğlu, Abdullah Avcı, Faruk Özak'ı gördüm. Faruk Özak eski oradaydı. Eski başkan, eski bakan. Başka görebildiklerimizden Ali yani Kemal Denizci. Aynen, çok o geniş bir Abdullah Hoca'nın yanında diye gördüm. %100 Trabzonspor en önemli efsanelerinden Özkan Sümer'le birlikte. Ve hani o başarılar yaşadığı o stadyumda
şu anda son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski stadyum Hüseyin Avni Aker stadyumu şu anda da. Millet Bahçesi yapılması da aslında güzel. Yani en azından oranın üst Avni Aker yıkıldıktan sonra yeni bir şey yapılmaması aslında iyi bir karar gibi geliyor bana. %100 ben çok yani iş dolayısıyla statta bulundum. Trabzon stadı o Dortmund Westfalen havası alırdım. Yani o boğuculuk vardı. Apartmanların arasında bir stat güzel bir ambiyans oluyordu. Orada 3-4 Trabzon Galatasaray maçı takip etmiştim. Çok güzel bir stat. Yani o 70'li yıllardaki hegemonyayı güzel anlatıyor aslında. Oradaki o ambiyans. Şimdi foto maçın 7. sayfasına bakarsak yine Ahmet Suat Özyazıcı üzerinden gidelim. Trabzonspor'a 18 tane kupa kazandırdığı vurgusu yapılmış. Orada da efsaneyi kaybettik deniliyor. Anadolu ihtilali yaptığı şeklinde bir yorum var. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin Fatih Terim'den sonra en çok şampiyonluk gören ikinci yerli hocası. Evet, çok önemli. Bu önemli. Programın başında vurgulamıştın sen de. Fatih Terim'den sonra en çok şampiyonluk gören ikinci teknik direktör, yerli hoca. Bu da vurgulanması yabancı gereken. Yabancı hoca olarak zaten Gordon Milne 3. 3. Christoph Daum 3. 1 Beşiktaş 2 Fenerbahçe. Başka sanmıyorum. Brian Birch bile ben hatırlamıyorum da Galatasaray'ın o 3 sene şampiyonluğu. Başka eskilerden hani yabancı şöyle. Brian Birch'ün 3 diye biliyorum Galatasaray'da. İngiliz 70-73 yıllar ondan sonra. Çok önemli sayı. Bir de yani 4-5 kere aynı dönemde göreve gelmesi. Aslında ne kadar işinde iyi olduğunu gösteriyor. Evet. Canlı görüntüler şu anda değerli seyirciler. Hamdi Aslan hocamız da orada. Yine birkaç hafta öncesine kadar Aspor bizimle beraberdi. Ama şimdi Futbol Federasyonu'nun Trabzon temsilciliğini yapıyor Hamdi Aslan. O da şu anda törene katılan isimlerden. Çoğunluk kasket takmış. Tabii bu da onu anmak adına güzel bir hareket. Şöyle bir baktığımızda. Efsane 87 yaşındaydı. 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.